Herkese merhaba. Merhaba. Twilight Zone serisinin 13. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm orijinal tarihiyle 1 Ocak 1960 yılında yayınlanmış. İsmi de The Four of Us Are Dying. Yazarı Rod Serling, ancak Rod Serling de bir hikayeden yola çıkarak bu bölümü yazıyor. Bu hikaye, kısa hikaye de George Clayton Johnson tarafından yazılmış ki Johnson da geçen bölümlerde gördüğümüz Beamont'un arkadaşıymış. Yani benim aldığım notlardan. O zaman hani, aslında belli kişiler. Evet evet, bir camia var yani baktığımızda bu öyküleri yazanlar ya da bu tarz farklı öyküleri yazanların bir topluluğu olabilir ya da arkadaşlar kendi arasında paylaşıyor da olabilirler. Buradan yola çıkarak Rod Serling bu bölümü tasarlıyor, yazıyor. Bölümümüzün konusu kısaca Arch Hammer adlı bir karakter üzerinden geçiyor. Bu karakterin çok özel bir yeteneği var. Yüz değiştirme özelliği. Ve odaklandığı yüze direkt kendi yüzüne transfer, yani bu odaklandığı yüzü kendi yüzüne transfer edebiliyor. Buradan yola çıkarak da bu karakterin macerasını izliyoruz bir nevi. Son derece ilginç bir bölümdü aslında. Ve karakter sorunlu kişilerin genelde yüzünü oluyor bir şekilde. Onların kılığına giriyor aslında. Kendisi de çünkü kanunsuzluk anlamında galiba sorunlu bir geçmişi vardı. Bir de zaten ölenlerin alması çok mantıklı. İlk başta bir ölmüş olan bir müzisyenin kılığına giriyor. Onun kız arkadaşıyla bir randevu aldıktan sonra bir mafya üyesinin, yine ölmüş olan bir mafya üyesinin kılığına giriyor. Ve bir şekilde o mafya üyesinin işbirliği yaptığı kişilerle irtibata geçiyor. Onlardan bir para alıyor. Fakat bu işi fark eden diğer kişi peşine adam takıyor. O adamlardan kaçarken de duvarda gördüğü bir boksör var. Yaşayan birisi ama. Evet. O boksörün kılığına giriyor bir şekilde. Ve yolda giderken boksörün babasıyla karşılaşıyor. Aslında bu boksör de zamanında hem ailesine hem de sevdiği kıza kötülükler yapmış olan birisi. Bu yüzden de ailesiyle büyük sorunlar yaşamış ve evi terk etmiş. O nedenle adam da peşini bırakmıyor. Daha sonra bir şekilde işte otele geliyor. Dedektif, normal hayatında peşinde olan bir dedektif var. Dedektiften kaçmak için tekrardan o boksörün kılığına giriyor. Fakat bu sefer hani dedektiften kaçtıktan sonra babasıyla, yani boksörün babasıyla tekrardan karşılaşıyor. Ve babası öldürüyor oğlu olduğunu sanarak. Zaten son sahnede artık sürekli değişen yüzlerini görüyoruz adamın. Evet. Yani orada bir içsel bir sorgulamaya geçiyor ya kendince. Ya ben bu bölümü şundan dolayı beğendim. Tamam. Somut anlamda çok bir şey bize katmıyor bölüm. Ama hepimizin hayatlarında sahip olduğumuz roller var, bir de kendi ürettiğimiz roller var. Bu açıdan güzel bir bölümdü. Ya burada hani kişilerin karakterleri, nasıl diyelim, ele aldığımız karakter normal herhangi bir somut bir karakteri yüzünü alıyordu. Somut bir karakterin yüzünü alıyordu, ancak bizler soyut olarak biraz da karakterlerimizi, ya tek bir karakterimiz yok baktığımızda. Yani değişen karakterlerimiz var. İçimizde de binlerce, belki de ben var yani baktığımızda. O yüzden bu bölüm bu açıdan güzel. Hani 4 tanesini ele almış. Ya ama baktığında çevreye göre de değişmiyor mu insanların karakterleri? Hani yani nasıl anlatayım? Mesela kitap okuyan bir çevreye giriyorsan biraz daha farklı davranıyorsun. Ya da sinemaya gidiyorsan biraz daha farklı bir role bürünüyorsun. İşte okulda farklısın, role işte farklısın. Role bürünmek kelimesi evet önemli. Karakterden ziyade role bürünmek diyelim. Bu bölümün biraz daha o tema evet. kısmı, metafor yaptığı kısım. Yani dediğin gibi bulunduğumuz çevreye ya da duruma, şartlara göre rollerimiz de değişiyor. Toplumun bize verdiği roller var. Kendimizin evet. yarattığı roller var. Ya bu açıdan güzel, sorgulanabilecek bir bölüm tabii bu açıdan bakarsan. Gidip normal film gibi izlersen bir şey sorgulamayabilirsin yani. Ben de hani benzer yapımlar daha önce seyrettim bununla ilgili diye düşündüm bittikten sonra. Aklıma nedense bir anime serisi geldi sadece. Hangisi? 1992 ve 93 yılları arasında yayınlanmış. Hime-chan no Ribbon isimli bir anime serisi. Hmm. Burada ortaokul öğrencisi bir kız giydiği kurdele sayesinde istediği kişinin kılığına bürünebiliyordu. Yani dış görünüşü o şekilde oluyordu aynı. İşte onun başına gelen maceraları seyrediyorduk biz de bölümler boyunca. Bilmiyorum, belki bundan da esinlenmiş olabilirler tabi. Bilemeyeceğim şimdi Japonya, Amerika nasıldır etkileşim ya açısından. Ya bu biraz daha çok böyle esinlenin hani buradan esinlenme değil de bu konu çokça piyasaya sürülmüş bir konu olabilir diye düşünüyorum ben. Hani zaten Rod Serling de kısa bir hikayeden alıyor. Kim birileri esinlenecekse, Clayton Johnson'dan esinlenirse esinlenir, ama Johnson da tahminimce buna yakın bir öykü okumuştur. Geçmişte çok yani birçok insan yazmış zaten bu tarz kafa açıcı öyküler diyeyim. Bir de şeyler var ya, bu beden değiştirme falan var zaten işte. Evet.
Altered Carbon da çok karşımıza çıkmıştı. Son zamanlarda popüler olan bir diziydi. Ya ve romanı da var. Sen okudun galiba onu. Okumadım mı? Henüz, evet. Kütüphanende vardı galiba ya. Evet almıştım da bir türlü vakit gelmedi diğer kitaplarda. İkinci sezon çıkmadan bari oku da hani belki atıf falan vardı. Bilmiyorum ben okumadığım için Altered Carbon'u. Aslında evet dediğin gibi çok işlenebilecek güncel bir konuda olabilir aslında. Çünkü yani ihtiyaçtan çıkıyor bu tarz öyküler. Şu ihtiyacımızdan çıkıyor tahminimce. Doğduğunda belirleyemediğin bir vücut yani bir fiziksel bedenim var ortada. Ve sen ya da sahip olduğun roller var. Bunlar sen daha doğmadan önce belirlenmiş. Sen sadece bu giysileri giyiyorsun baktığında. Ancak şunu da istiyorsun. Diğer giysi giyseydin nasıl olurdu? Ben yani bunu... yüz olur, vücut olur, toplumsal statü olur, toplumsal rol olur. Hangisi olursa olsun. Onu yaşasaydım nasıl olurdu sorusundan yola çıkan bölümler yani temalar olduğunu düşünüyorum bu tarz. İşte beden değiştirme, yüz değiştirme. Temelinde kendinden kaçma, diğer şeyi merak etme olabilir diye düşünüyorum. Zaten merak var. Yani bizim hayali düzen dediğimiz olay var. Zaten Homo Sapiens eserinde de Harari sürekli bahsediyordu o hayali düzen. Kurgu kuruyor biliyorsun kafanda. Ve kurguyu da sende olmayıp başkasında olan bir şey üzerine kurduğunda daha heyecanlı. Ama baktığın hani farklı role de bürünsek o düzenin içinde kabul görme gibi olmuyor mu? O farklılaştırdığımız rollerde. Ya kabul görmeyen bir insan kabul görmek ister. Çok doğal bir ihtiyaç. O yüzden değil mi aslında bu farklı rollere bürünmekte biraz? Ama merak da var. İlle bir kabul de görmeye de bilirsin. Belki çok kabul görüp kabul görmeyenleri anlamak da isteyebilirsin. Evet o açıdan baktığımızda böyle bir şey. Sonuçta psikologların ya da psikiyatristler de o kişinin bir şekilde beynini anlayıp onu çözmeye çalışıyorlar. Bu normal yaşantımızda da var yani insanlar diğer kişiyi merak edebiliyor. Onun gibi yaşasaydım nasıl olurdu diyebiliyor hani. Empati de diyebilirsin de. Daha çok o role büründüğünde sonuçlar ne olacak? Bu da elimizde olan bir şey değil. Simülasyonu kuramıyorsun kafanda gerçekten. Ya merak edici bir şey. Bakma hani bu adam kafa işte yüzünü falan çok rahat değiştirebiliyor. Hadi metafor dedik buna. Bunun daha da derinine indik. Ya bir şekilde sen statünü, olduğun durumu değiştirdiğinde nasıl bir evren karşına çıkacak. O yüzden de öykü yazmıyor musun bak? Yani yeni bir karakter yaratıyorsun. Sürekli aslında şey var. O merak da var. Yeni bir dünyayı tabii yaratma isteği de var. Hani yeni bir şey yaratıyorsun. Yeni bir kendine evren yaratıyorsun. Daha sonra o evrende o karakteri şekillendiriyorsun. Kendi kendine kafana bir düzen kuruyorsun. Aslında o düzeni kurmaya biz çok küçük yaşlarda başlamıyor muyuz? İşte çocukken oyuncak bebekler olur, arabalar olur. Onları konuştururuz. Ona göre bir hareket ettiririz. Çok küçük yaşlardan gelen mesela bir şey. O önemli olan soru o yani neden ya doğuştan mı geliyor ya da sonradan çevremizdekileri görüp mü biz bunlara ayak uyduruyoruz konuşan insanlar. Çevrenin insanla. Etkisi olduğunu düşünüyorum ben bu konularda. Sonuçta yani çocukluğa da baktığında genelde birilerini rol model alıp... Oyun oynama var bak. Senin dediğin diyalog kurmak da oyun oynatma evet var yani. Oyun ben de çok oynamak isterdim. Yani kendi kendine oyun yaratabiliyorsun küçükken. Oyuncak arabalar olsun, ne bileyim oyuncaklar olsun. Hani küçük minyatür oyuncaklar vardı eskiden işte askerler şunlar bunlar. Oradan bir kendine evren yaratıyordu küçük. Oyuncak arabalar vardı oradan yarış arabalarıyla yarıştırıyordun falan. Kendi kendine yaratıyoruz. Pokemon kartları vardı eskiden hatırlıyorum. Dünyada olmayan oyunları yaratmış olabiliriz yani. Hani farkında olmadan yaratıyoruz. Evet. Ve o zeka nasıl anlatabilirim ki bunu da? Hani mantığını da kendin şekillendirerek, yanlışlar yaparak düzgün bir oyun çıkartıyorsun bir süre sonra. Böyle hayal meyal hatırlıyorum. Çok güzel oyunlar çıkartıyorduk biz. Evet ilginçti yani. Ama o yaşa baktığında hani yani bu çok eski zamanlardan gelen bir şey baktığın zaman. Hani bir kişinin yetişkinliğe eriştiği zamana kadar düşün. Çok ufak yaşlardan beri bunu şekillendiriyor yani işte aslında. İşte kavram olarak da bu aralar zaten ya tarih falan kitabı okuyunca karşımıza çıkıyor. Yetişkinlik kavramı nerede başlıyor mesela? Eşikler nerede başlıyor? Onları bilmiyoruz ama ben mesela bununla ilgili şeyi önerebilirim. Karen Armstrong'tu galiba Mitlerin Kısa Tarihi diye bir eser var. Orada o yetişkinlik törenlerini vesaire nasıl olduğuyla ilgili birkaç bölüm vardı. Kaç yaşında alacağız bunu ele yetişkinlik? Kısmını. Şu an 18. Ya o da işte yine toplumlara göre de değişebilecek İşte topluma bir göre şey. De yani belki de kahraman olma yaşı eskiden 15'ti bir erkek için. Bilemezsin. Ya ben de bilmiyorum açıkçası. Ama o romanda da bahsediyordu. Ya önerebilirim ya şimdi fazla da hadi mitlerin kısa tarihiyle ilgili bilgi de vermeyeyim de. Güzel bir kitaptır o da. O kahramanlık, olgunluğa geçme diyelim hadi yetişkinlik değil de. Olguna ulaşma, sonra işte erkekliğe adım falan gibi. Ritüeller varmış ya eskiden. Evet. Ya bu bölümün kısa özetini biliyor musun? Sims oyunu.
Sims oyunu. Aynen direkt. Sims dediğinde mesela kendi evreni yaratıyorsun işte. Sahip olamadıklarını o evrende yapıyorsun genellikle de. Ya merak oluyor ya da genellikle hani çok da böyle hadi genelleme yapmayalım da. O istek oluyor. Ya yapamadıklarını o evrende yapma isteği gibi. Adam da zengin olmak istiyor. İşte hani güzel bir sevgilisi olmasını istiyor. Dikkat edersen temel ihtiyaçlar bölümde de. Sevgili ilk sevgilisi oluyor. Yani başkasının evet. üzerinden sevgili kazanmaya çalışıyor. Daha sonra başkasının yüzü üzerinden para kazanmaya çalışıyor. Kaçarken de başka bir şey kullanıyor. Ama ölen birisi olmadığı için başında büyük bir bela açıyor. Hep bundan önce kullandıkları hep vefat eden kişiler baktığımızda. Daha sonra da zaten kendisi dördüncü kişi polisler tarafından yakalanıyor. Yani şey de ilginç aslında. Hani ölen kişilerin de çok fazla sorun yaşatmamış olması. Fakat yaşayan kişinin neler atmış olması. Yani ölen kişinin de sonuçta çevresine giriyor bir şekilde. O çevrenin ona büyük sorunlar yaratamamış yarattı olması. Yarattı işte kaçtı ya. Hepsinden kaçtı aslında. Yani yapay bir düzen kurmaya çalışıyor. Orada da kızla kaçmaya çalışacak. Kaçamıyor işte. Yine yapmaya çalıştığı şeyler yine temel ihtiyaçlara bakıyor. Yapamadığı şeyler üzerinden yine kendisini evet. belki de göstermeye çalışıyor. Ya bu konu üzerinde de çok fazla konuşabileceğimiz bir data yok yani bu hikaye. Sadece ilginç kısmı yüz değiştirsek nasıl olurdu sorusu. Evet. Nasıl olurdu? Biraz önce konuştuğumuz gibi olurdu diye düşünüyorum. Yani bir kere bir şey yaptıktan sonra sorumluluğu sen almıyorsun. Yüzünü değiştirdiğin adam alıyor. Doğru. Demek ki sorumluluktan kaçma diye bir şey var yüz değiştirmenin altında. Ben öyle düşünüyorum. Yani sorumluluktan kaçabileceğin şeyleri başkasının yüzü altında yapabilirsin. Ya bir de algoritma açısından bakarsak böyle. Ya bir de şöyle bakarsak karakter zaten bir suç işlemiş ve kaçan birisi. Ama iyi bir insanın yüzünü almaya çalışmıyor baktığında. Yani kendi düzeltme bir isteği yok. Yine devam ediyor. Kendi ihtiyaçlarını giderecek şekilde. Ama dikkat ettiysen genelde gazetede ilan çıkmış kişilerin şeklini evet, alıyor. Evet. Cebinde birkaç tane daha fotoğraf vardı. Çünkü nasıl ulaşabileceksin ki? Ha bu arada hadi yüze ulaştı. Sese nasıl ulaşıyorsun arkadaş? Ya işte orada absürt kısım başlıyor tabii. Benim yani için daha absürt şey. Olan kısım o kişilerin çevresine nasıl bir şekilde ulaşıyorsun, bağlantı kuruyorsun. Okuyor haberleri. Tahminim hepsini yayınlamazlar ki. O kişiyle ilgili bilgileri alıyor sürekli. Hepsini yayınlamazlar ki. Mesela mafyayla olan kısımda bütün bilgileri vermezsin gazete sana. Ya alabildiğini alıyor işte. İsimleri falan alıyordur. Zaten çok konuşmuyordu yaptığı işlerde. Böyle parasal anlamda sıkıntısı olan kişinin hemen yanına gidiyor. Hani belki de ondan dolayı mafya evet. liderine bir şey oldu. İlginçti ya o açıdan da. Güzel eğlenceli mi? Yani sesi nasıl değiştirdin tabii sorgulanması gereken bir nokta ama. Neyse zaten yüzü değiştirebiliyorsa ses de işte hani çok sorgulamak sorgulanabilecek yerler var düşününce de. Bir şey güzel eğlenceli bölüm bu da aslında. Öyle tabii. Hani düşündürüyor. Az önce konuştuğumuz şeyleri en azından bir sorgulattı yani bize de izlerken. Evet. Onun dışında senin ekleyeceğin benim var mı? Benim yok başka ekleyeceğim bir not. Burada da bitirebiliriz istersen. Tamam benim iki tane var sadece. Hemen onları kısaca söyleyeyim. Tamam. Ardından kapatalım. Ana karakter 4 farklı kişi oluyordu baktığımızda. İlk başta ana karaktere makyaj yaparak diğer 3 kişinin kılığına girmesini istemişler. Fakat daha sonra bu makyaj yaptıracağı sürenin kamera önünde rol yaptığı süreden daha fazla olacağını ve maliyeti oldukça artıracağını düşündüklerinden. Yani hesaplamalarda da bu çıktığından. 4 farklı oyuncu canlandırıyor ana karakteri. Bir diğeri de bölüm sonunda normalde anlatıcı oluyor Alacakaranlık Kuşağı'nda. Bu bölüm bu anlatıcının olmadığı birkaç bölümden birisiymiş aynı zamanda. Benim de not aldığım bunlar var ek olarak. Başka bir şey yok senin varsa. Benim de yok. Yani bu bölümü yayını kapatabiliriz. Gelecek yayında da 14. bölüme geçeceğiz. İsmi de Third From The Sun. Yine biraz da uzayla ilgili bir bölüm karşı bizi bekleyecek. O zaman bu yayını da kapatalım. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.